AK Parti'nin Kütahya eski belediye başkanı Mustafa İça, Kütahya Belediyesi ile ilgili neler dedi neler. AK Parti'nin Kütahya eski belediye başkanı Mustafa İça, bu açıklamasına Kütahya Belediyesi sessiz mi kalmayı tercih edecek? Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın. Yeni haber videolardan ve yeni videolardan haberiniz olsun. İşte konu ile ilgili haber. Zaman zaman AK Parti'nin eski Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şu anki Kütahya Belediyesi'nin çalışmaları ve yeni yönetimiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Kamil Saraçoğlu'ndan sonra AK Parti'nin Kütahya eski belediye başkanı Mustafa İça, Kütahya Belediyesi ile ilgili açıklama yaptı. Eski belediye başkanı Mustafa İça artık sosyal medyadan eleştiri ve önerilerini sıralıyor. Kütahya Belediyesi eski başkanı Mustafa İça, sosyal medya hesabından şehir hakkındaki öneri, görüş ve eleştirilerini sıralamaya başladı. Sosyal medyada aktifleşen Mustafa İça'nın paylaşımları kısa zamanda büyük ilgi görmeye başladı. Andız Mahallesi sakinlerinin Yoncalı'ya kadar gidip yola girmesini eleştiren İça, "Lütfen bizim adımıza empati yapın," dedi. AK Parti Kütahya Belediyesi eski başkanı Mustafa İça, son olarak üniversite alt geçit ve kavşak çalışmaları ve Böcek Hemzemin geçidini ele aldı. Mustafa İça, Andız Mahallesi'nde oturan vatandaşların şehir merkezine ulaşabilmeleri için Yoncalı'ya kadar gitmek zorunda olduklarını dile getirdi. Mustafa İça, "Üniversite evleri ile Andız Mahallemizde oturan komşularımın yaşadığı bir sorunu dile getirmek istiyorum. Üniversitemiz alt geçit ve kavşak çalışmaları devam ediyor. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu çalışma yapılırken bizlerin şehre gidebilmesi için Yoncalı'ya kadar gidip kavşaktan dönmek zorunda bırakıldık. Oysa Tavşanlı yoluna çıktığımızda babalarla ayrılmış ilk hemzemin defalarla yönlendirerek Tavşanlı'dan gelen trafiği de kısa sürede tek şeritle yavaşlatarak dönüş imkanı verilebilir. Yoncalı'ya kadar tüm araçların gidip dönmesi zaman, yakıt, daha birçok gereksiz harcamaya sebep oluyor. Lütfen bizim adımıza empati yapın," diye konuştu. İş makineleri giriş düzenlemesi yapılsın. İş makineleri giriş düzenlemesinin gözden geçirilmesini isteyen İÇA, Çamlıca ve Bahçeli Evler Mahallesi'nden gelen vatandaşın üniversiteye veya çevre yoluna ulaşabilmesi için kullandığı Böcek Demiryolu Hemzemin Geçit'ten Yavuz Sultan Selim Külliyesi'nden geçen kanal boyu yolu yaklaşık 3 metre genişlikte, bu yoğun trafikte ağır vasıtalar, iş makineleri da serbestçe girebilmektedir. Şehir içi kanal boyu çalışmalarında düzenleme yapılmayan bir burası kaldı. Belediyemizden kanal boyu çalışmasının yapılması ve trafik komisyonundan daha ağır vasıta ve iş makinelerinin giriş düzenlemesi yapılması bu yoldan faydalanan sıkıntıyı yaşayanların ortak arzusudur. Sesimize kulak veren değerli yöneticilerimize teşekkür ederim ifadelerini kullandı.